takip ediyorum. İşte böyle onca güzel gelirdim. Pis bir adamdım lan dedim gençinde. Bakıyorum siz çeker mi? Ne yengeç her şey? Şey siz... İltifatın güzelliğine bak. Ben ağzımdan. Ya böyle böyle. Normal mi koyun? Normal. Rastgele birine evlenmeydim lan dedim. Ya benim dedi gençlik aşkım vardı ya dedi. O dedi evlendi. Kocadan boşandı. Tekrar gitti. Ben dedi 8-9 yaş küçüktür diye cesaret edemedim. Açamadım dedi. Teklif edemedim o zamanlar sen biliyorsun dedi. Dur kavur dedi ben de onunla evlendim anasını satayım dedi. Gülüyor musun? Ne aşkmış be? He. Hayır kadın da aile şeysiyle verilmiş yani. Ha anladım. Yani bu tek taraflı platonik bir aşk değil yani. Anladım. Kürtler anladım. Ama öyle amca torunları bunlar akraba ama dedeler yani, kardeş yani. Ben çocuk. Ya ben dedi 23 sene oldu dedi sigara bıraktım bari. Bir nefes alıyorum dedi sanki dedi böyle böğürlerime kadar gidiyor oksijen dedi. Allah doğru yani. Söylemiş. Evet tam dedi sanki böbreklerime kadar böğürlerime kadar dedi oksijen gidiyor sanki dedi. Yani işin kerameti onun sevdiği kadını almak falan bir tarafa tabii mutluluk pay vardır da o sigara onu gençleştirdi güzel. Yeni gelinler getiriyor. Ne sigara onu. Şimdi en büyük düğünün ya. En büyük düğünün ya. Sağlıklı hale geliyor. Bu ne böyle duruyor. Ondan sonra adamcağız nasıl sigara içerdi böyle yer gibi. Bir gün sigarayı bıraktı geldi adamcağız böyle gençleşmiş, güzelleşmiş. Sefa Bey Allah rahmet eylesin katlenemizden. Ondan sonra dedi ki Rafet Bey şu sigara kadar pis bir şey yokmuş ya dedi. Sigarayı bıraktım rahat ettim dedi adam. Yani ben de çok seviyordum, o kadar seviyordum ki sigarayı. Birini yak, birini söndür. Aa, bundan düşünüyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şimdi anlattığım şey yapalım, bir kenar tutalım. Mutluyum sağ ol. Görüyorum. Ve biz de kendilerini verebilecekleri ve huzur duyabilecekleri, sevgiyle huzur duyabilecekleri bir meşgaleleri varsa onun işi öyle, kendisi şimdi anlatayım onları. Kuruyor. Şimdi anlattıklarından ne sonuç çıkardım? O adam ondan sonra genç kalmaya, tabii Allah ömrünü uzun etsin. Yaş insanı iyi tutuyor ama. Şu anda diyorum Allah sana uzun ömür versin, çocuklarına doyasın. Evet, şimdi bak, diyorsun ki çok sevdiği bir kadınlardan büyük bir olasılıkla kadını onu karısı onu çok hoşnut diyor. Mutlaka yani. Muhakkak bir. Yok ya ne iyi. Bir dakika. Ondan sonra bir ikincisi de aslan uğraşıyor diyorsun. İnsana en çok benzeyen hayvan hangisidir biliyor musun? At mı? Attır. Ben maymun tabii. Güzellik bakımından. Hediyesi güzellik kadın bakımından. İnsan çok güzel bir varlıktır. Ama atlar da güzel hayvanlar. Öteki bir koca. Öteki hayvanlar o kadar güzellik değil. Yani tecrübesi olan köpüden